kelb. Kelbi bir adam satsa, parasını alsa, yese helal olur mu, olmaz mı? Köpek satılır mı, satılmaz mı? Sattığı takdirde parasını yemek caiz midir, değil midir? Bugünkü bahiste bundan bahsedecek. Haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyan, an-i Zuhriye, an-ebi Bekir ibn Abdirrahman ibn al-Haris ibn Hişam, an-ebi Mes'udin enne'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Mesud'den rivayeti dedi ki, Peygamber Efendimiz nehyetti, enne'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha. Resul-i Ekrem Efendimiz nehyeylediler, an themenil kelbi. Köpek parasından, yani köpeği satıp parasını yemekten nehyeylediler. Ve mehril bagiyyi, bir de fahişeye vermiş olduğu parayı, mehir bagiyyi, yani cariyeler, kadınlar tutuyor, onlara zina ettiriyor, onlardan ücret alıyor, cahiliye zamanında vardı bu. Bundan da nehyeylediler, bu da haram. Ve hulvanil kahin, bir de kahin gayipten haber veren bir adama para veriyor, gidiyor para veriyor ki, benim şu işim nasıl olacak, o da ezberden gayipten haber veriyor, bundan da nehyeylediler. Bu üçü de haramdır. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin kâle akberene malikun an-i Zuhriye fezekere bi-isnâdihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam Malik Yunus tarifiyle ve Zuhri'den rivayet eyledi. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin kâle akberene Yunus an ibn-i Şehabin an Ebi Bekrin an Ebi Mes'udin enne'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Yine İmam-ı Tahavi Ebi Mesud'den rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdu. Selâsün hünne sühdün. Üç şey vardır ki bunlar haramdır. Ey haramın, sühdün demek haramdır. Sümme zekere mislehu, bu hadis-i şerifi mislini zikreyledi. O da nedir? Köpek parası. Evet, zina, fahişenin parası. Birisi de neydi? Kahin. Kahine verdiği para. Haddesena İbrahim ibn-i Mertu, kâle haddesena Harun ibn-i İsmail el-Hazzaz. قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارف أن الصائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحديث شريف رافع بن خديج رواية ديور رسول الله فنمز بيردلا كسب الحجام خبيس حجام قن على نظام كسب قزنج خبيستر ve mehrul bagiyyi habis, fahişenin almış olduğu para habistir. Ve semenül kelbi habis, evet, köpeği satıp onun parasını almak, bu da habistir. Necistir bunlar. Haddesena Rabi'ul Mezzin ve Nesru bin Merzu, kâle haddesena Esed, kâle haddesena Abdülmecidi bin-i Abdülaziz, an ibn-i Cüreycin, an Hubeybi bin-i Ebi Sabit, an Asim bin-i Damra, an Ali'in ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha an semenil kelbi. Peygamber Efendimiz köpeğin parasından nehyelediği, köpeği satıp parasını yemeği necistir. Haddesena Fâtun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Züheyr ibn-i Muaviye kâle haddesena Abdülkerim el-Cezeriyyü an Kays ibn-i Hattar an İbn Abbas an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi de Abdullah İbn Abbas'tan rivayet eylediler. O da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki semenül kelbe haram. Köpek parası haramdır. Haddesena Yunus ve Hüseyin ibn Nasrin kâle haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Ubeydullah an Abdülkerim fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus ve Hüseyin ibn-i Nesir tarikine de rivayet eyledi. Yani kelp parası haramdır. Haddesena Malik ibn-i Abdillah el-Tecibi kâle haddesena Osman ibn-i Salih hâve haddesena ibn-i Nebi Davud kâle haddesena Amr ibn-i Khalid kâle haddesena ibn-i Lahiyya en Ubeydillah ibn-i Ebi Cafer enne Safvane ibn-i Selim ahberehu en Nafi'in Ali ibn-i Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha. Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylediler ki Resul-i Ekrem Efendimiz nehi buyurdular. En semenil kelbi, köpek parasından ve in kâne dâriyen, isterse o köpek talimli olsun, av tutmayı biliyor. Öğretmişler, avı tutup getirip efendisine veriyor, av köpeği.
av köpeği olsa bile onu satıp parasını almaktan nehy buyurdular. Haddesena Fahrun kâle haddesena Ömer ibn-i Hafsın kâle haddesena Ebi anil Ameş kâle haddesena Ebu Süfyan'ın Cabir'in esbetehu merre ve merreten şekke fi Ebi Süfyan. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi Ameş'ten, bu da diyor ki Ebu Süfyan rivayetiyle de Cabir'den. Ebu Süfyan'ı bazı kere zikreylemiş, bazı kere de hasfeylemiş. Yani Ameş Ebu Süfyan'dan, o da Cabir'den mi, yoksa Ameş doğrudan Cabir'den mi? İkisi de gelmiş. Bazen diyor ispat etti Ebu Süfyan'ı, bazen de şek etti. Evet, Cabir de hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler. Ki ennehu neha, Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En femenil kelbi vessin nevri. Köpeği satıp parasını almaktan yahut kediyi satıp parayı almaktan nehi buyurdular ki bunların parası caiz değildir, haramdır. Haddesena Rabi'un Mezzin'un kâle haddesena Asif kâle haddesena İsa ibn-i Yunus anil Ameş anil-i Süfyan an-Cabir'in anil-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu ve lem yeşub. Evet, İmam-ı Tahavi Rabi'un Mezzin tarikiyle rivayet eyledi bu hadisi şerifi. Fakat Ameş'ten, Ameş Ebi Süfyan'dan, o da Cabir'den. Bunda şek etmedi. Yani arada Ebi Süfyan var. Haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesen Abdülgaffâr ibn Ebi Davud kâle haddesen ibn Lehiyye an Ebi Zübeyr an Cabir anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn Ebi Davud tarikiyledi, rivayet eyledi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معروف بن سويد أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول حضرت أبو هريرة روايته الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة المتبوردلر كي لا يحل ثمن الكلب كلب فرس حلال المص. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدم قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر أفندمز نهى عن ثمن الكلب في أمبر أفندمز كلب فرسند النهي لدي ومهر البغي فاهشن almış olduğu paradan nehy eyledi. Bunların ikisi de haramdır. حدثنا إبراهيم بن مرتو قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا رباح عن عطاء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ده Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ köpeğin parası sühüttendir, haramdandır. Yani adam köpek besliyor, satıyor, parasını alıp yiyor. Bunlar haramdır. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأسبهاني قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن الأعمش orada en belli değil ama olması lazım. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. Peygamber Efendimiz kelp parasında nehyledi, kelbi satıp parasını yemeyin. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو الوليد حاء وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أخبرني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Evet, yine bu hadisi şerifte aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelp arasında nehy buyurdular. حدثنا ربيع المازين قال حدثنا أسد قال حدثنا بكيع عن ابن أبي ليلى عن أتاينا نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عين حديث شريف إمام التحابي ربيع المازين تريق لدى رواية لدي. حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا. أبو الزبير يقول بن جابر بن عبد الله سؤال اتم en semenil kelbi ve sinnevri köpeği satsa parasını alsa yahut kediyi satsa parasını alsa helal mıdır haram mıdır diye sordum. Fekalet Hazreti Cabir buyurdular ki zecere en zalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bunlardan nehyeylediği zinhar köpek ve kediyi satıp parasını yemeyin. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dediler ki fezehebe kavmun ulemadan bir kısmı zahib oldular ila tahrim esmanil kilabi kulliha. Herhangi bir köpek olursa olsun onu satıp parasını alıp yemeyin diye Peygamber Efendimiz nehyiledi.
yani köpeklerin hepsini burada ümumi olarak bu kaide altına ithal etti. Köpek, bir var ki av köpeği, bir var ki adamı muhafaza için bir köpek, bir var ki süs için, keyif için, herhangi bir surette olursa olsun bu mezhebe göre köpeğin hepsi birdir. Hiçbirisini satıp parasını alıp yemek caiz değildir. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَرِ Kendi mezheplerini teyit için bu hadisi şeriflerle ihticac ettiler. Bu hadislerle istidlal ettiler ki köpek ne şekilde olursa olsun onun parası haramdır. وَخَالَفَ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Ulemadan bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا Bu ikinci zümre dediler ki لَا بَاسَ بِأَثْمَانِ الْكِلَابِ كُلِّهَا اَلَّتِ يُنْتَفَعُ بِهَا Kendisiyle intifa edilen köpekleri satıp da parasını alıp yemekte beis yoktur. Demek ki bu ikinci zümre köpekleri iki kısmı ayırdı. Bir kısmı var ki salakana ortaya bırakılmış, hiçbir faydası yok. Onları satmak, parasını yemek haram. Bunda ittifak var. İhtilaf yok. Fakat adam hususi sürüsü var, sürüsünün köpeği var, sürü köpeği. Yahut da av köpeği, yahut da kendisini muhafaza için bir köpek. Bunlar intifa ediyor bu köpeklerden, bunları satıp parasını almakta beis yoktur dediler. Hala bilhassa mesela dışarıda, yaylalarda yahut da ovalarda sürü besleyenler, eğer av köpeğini, o koyunu besleyen, muhafaza eden köpek olmasa kurt onlara mı vermez? Hepsini kırar geçirir. Fakat bir yahut iki köpek bulundurur ki o hayatı, o sürünün hayatı o. E şimdi böyle bir köpeğe adamın ihtiyacı var, sürüsüne götürecek, mecbur birisinden parayla alacak. Kim köpeğini verir? Peki o satan adam o parayı alsa yese caiz midir, değil midir? İkinci zümreye göre caizdir. Birinci zümreye göre caiz değildir. İhtilaf burada. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ Bu ikinci zümrenin lehine olan hüccettendir. عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُولَى Birinci mekale sahiplerine, caiz değil diyenlerin aleyhine. Nerede? فِي مَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ Bu birinci zümrenin ihticac etmiş oldukları hadislerde. مِنَ الْاَسَارِ اللَّتِ زَكَرْنَا Zikrettiğimiz hadislerden yukarıdan beri zikretti ya, caiz değildir, değildir, Peygamber Efendimiz köpeklerin parası haramdır dedi ya ki ennel kilabe kertler bu birinci zümrenin delilleri kat kâne hükmühâ en tuktere kullaha birinci zümre diyorlar ki köpeklerin hükmü nedir? Öldürmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpeği nerede görürsünüz öldürün dedi. Onların hükmü öldürmektir. Öldürülmek. Ve lâ yehillü lâ hedeni misâkü şeyin minhâ Hiçbir kimseye caiz değildir ki ölüme mahkum olan köpeği dutsun, beslesin. Madem ölüme mahkumdur, onu kendi evinde beslemeyecek, yakında beslemeyecek. Çünkü ölüme mahkum o köpekler. فَلَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا حِينَ اِذٍ بِجَائِزٍ Madem öldürülmesi Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiş, binaenaleyh onu evinde beslemesi caiz değil, satıp da parasını almak nasıl caiz olur? Satıp parasını almak hiç caiz olmaz. وَلَا ثَمَنُهَا بِحَلَالِ Onu satsa da, parasını alsa bu da caiz olmaz. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Bu birinci zümrenin delilleri. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Köpeklerin parası haramdır diye rivayet edilen hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا فَهْدُ قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر buyurdular ki أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها Peygamber Efendimiz bütün köpeklerin öldürülmesini emretti. فأرسل في أقدار المدينة Medine'nin her tarafına adamlar gönderdi ki en tuktere köpekler öldürülsün. Hazreti Cibril aleyhisselam vaat etti, Peygamber Efendimiz'e vahiy getirecekti. Gelmedi, dışarıda bekledi. Peygamber Efendimiz dışarı çıktı ki Cibril aleyhisselam dışarıda. Ya Cibril dedi, niçin içeri gelip de vahiy getirmedin? Buyurdu ki senin evinde kerp var, suret var. Biz melekler kerp ve suret olan eve giremeyiz. Resulullah Efendimiz, demek ki bunların zararı varmış. Emretti, adamlar gönderdi ki Medine'nin neresinde köpek vurursunuzsa öldürünüz. Bu birinci zümre diyorlar ki bak işte köpek öldürmek
Resulullah'ın emri. Buni beslemek caiz değil. Buni satıp parasını yemek hiç caiz değil. Şimdi burada köpeklerin öldürülmesine Resulullah Efendimiz'in emri var. Bu husustaki hadisleri getiriyor ki, yani bu böyle bir hadisli iki hadisle değil. Birçok hadisler var köpeklerin öldürülmesi hakkında. Birincisini zikretti, ikincisine geldi. Haddesena Yunus, kala akberena İbn Vehbin, kala akbereni Yunus, an İbn Şahabin, an Salimin, an Ebihi. Salim Abdullah İbn Ömer'den rivayet eyledi, kala semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Ne olduğu halde? Rafi'an savtehu. Yüksek sesle emreder olduğu halde. Ye'muru bi katlil kilab. Yüksek sesle Resulullah Efendimiz köpekleri öldürün diye ben bunu işittim diyor. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle akbereni Usâmetü ibn Zeyden Nafi'an ibn Ömer ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emre bi katlil kilab. Evet, yine Abdullah İbni Ömer'den başka bir senetle rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz köpeklerin öldürülmesini emreyledi. Haddesena İbni Merzuk, kâle haddesena Harun İbni İsmail, kâle haddesena Ali İbni Mübarek, kâle haddesena Yahya İbni Ebi Ketir, kâle akbereni İbni Bint Ebi Rafi, an Ebi Rafi, annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Rafi'den kızı rivayet ediyor. Ondan da Yahya İbni Ebi Kesir rivayet ediyor ki, Ebu Rafi'a defa'al anazete ila Ebi Rafi'a. Peygamber Efendimiz asa, mızrağa benzer bir asa, ucunda da ok gibi bir şey var, onu verdi. Bunun ismine anaze derler. Verdi fe'emerehu en yaktule kilabel Medine, dedi bunu al git Medine'yi dolaş, nerede köpek bulursan öldür, Medine'nin köpeklerini öldür diye emretti Ebu Rafi'a. Köpekler ki külliha, herhangi köpek olursa olsun, hepsini. Hatta efta bihil katlu ila kelbin le'acuzi. Ebu Rafi aldı köpekler öldüre öldüre ta Medine'nin kenarına gitti. O kenarında bir ihtiyar kadının bir köpeği vardı, ona vardı. O köpeği öldürme için. Evet. Aşağıda hadiste de geliyor ki, baktı ki köpek evin etrafında dolanıyor. Köpeği öldürmeye kastedince, kadın bağırdı, ne yapıyorsun dedi, bu köpeği öldüreceğim, Resulullah Efendimiz emriyledir. Dedi ki, bu köpek beni muhafaza ediyor. Köpeğin bana faydası var, Resulullah Efendimiz'den git, izin iste de bu köpeği bırak, öldürme dedi. O da geldi Resulullah Efendimiz'e sordu, dedi ki, yok, öldür. Dedi, evet. فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقَتْلِهِ dedi, yok git öldür dedi, git onu da öldürdü. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر عامر العقدي ها وحدثنا محمد بن خزيمة وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا الكعنبي كعنبي نون أول بصورة بندى يانش حركة شيء نكتة قويمش كعنبي قال حدثنا يعقوب بن محمد بن تحلاء عن أبي الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. أبو رافع diyor ki Peygamber Efendimiz bana emretti ki Medine'nin köpeklerini öldür. فخرجت أقتلها. Ben köpekleri çıktım öldürmeye başladım. لا أرى كلبا إلا قتلته. Hiçbir köpeği görmedim illa öldürdüm. Demek ki Resulullah Efendimiz onu emretmesinde onun da köpek öldürmekte mahareti varmış. Köpeği gördü mü köpek ondan kurtaramıyor illa öldürüyor. Hatta eteytü mevdi'a keza ve semmahu. İsim tesmiye etti, dedi ki filan yere vardım. İsim tesmiye etmiş ama ravi o dedi ki yeri ismini buraya almıyor. Yani isim vermiş Ebu Rafi'ye ki filan Medine'nin filan yerine vardım. Feyza fihi kelbün yeduru bi beytin. Baktım ki bir evin etrafında bir köpek dolaşıyor. Fezehebtu le'aktulehu. O köpeği öldürmek için gittim. فَنَادَانِ اِنْسَانٌ مِنْ جَفِ الْبَيْتِ Evin içinden bir adam bana nida etti. Ya Abdullah, مَا تُرِيدُ وَاَنْتَسْنَا Ey Allah'ın kulü, sen ne yapmak istiyorsun dedi. İşte ihtiyar kadın. Ya Abdullah, ne yapmak istiyorsun dedi. قُلْتُ اِنِّي اُرِيدُ وَاَنَقْتُلَا دَلْكَلْبِ Bu kelbi öldürmek istiyorum dedim. قَالَتْ O kadın dedi ki, اِنِّي مْرَيَةٌ Ben bir kadının. بِدَارٍ مَذ۪يَةٍ Kenarda, tehlikeli bir yerde bir evdeyim, şehrin kenarında. وَاِنَّ هَذَا الْكَلْبْ يَطْرُدُ عَنِّي السِّبَعِ
bu köpek benden yırtıcı canavarları def ediyor. Medine'nin kenarı, dışarısı o köpek olmasa canavarlar kadına tasallut edecekler. Ve yu'zinuni bil cai, bana gelen adamı da haber veriyor. Bir kimse benim evime gelecek, hırsızlık olur, kötülük niyeti olur, bu köpek bana haber veriyor. Fe'atin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fezkurlehu zalik. Peygamber Efendimiz'e git, bunu söyle. Bu köpeğin bana faydası var, öldürme bu köpeği. Adam da diyor ki, ben buna acıdım. Fe'ateytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Geldim Peygamber Efendimiz'e, fezekerdu zalike lehu. Dedim ki, ya Resulallah, böyle böyle bir kadın var. Bunun muhafizi bir köpeği var. Eğer izin verirsen sen bu köpeği öldürmeyeyim. Kadına faydası var. Fe emereni bi katlihi. Peygamber Efendimiz diyor, ben emretti ki hayır, git öldür dedi. Onu da gitmiş, onu da öldürmüş. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Havzatü ibn-i Halife, el-Avfin anil-Hasen, el-Abdillah ibn-i Mugaffel, enne'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Abdullah ibn-i Mugaffel'den rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, levla enne'l-kilâbe ümmeten minel-ümmel. Levla enne'l-kilâbe ümmetun minel-ümmel. Kertler, ümmetlerden bir ümmet olmasa idi. لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا onların katliyle emrederdim. Demek ki bu hadis-i şerif ne diyor? Köpekler ümmetlerden bir ümmettir. Binaenaleyh bunların hepsini öldürmek caiz değildir. Bak bu hadis, öteki hadislere zıt geldi. Nesli kesildi. Ümmet de madem ümmettir, öyleyse hepsini öldürmekle emretmiyorum ya. فَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اَسْوَدٍ بَه۪يمٍ. Simsiyah bir köpek olursa ki hiç onda başka bir alacalık malacalık yok, onu öldürür. Bundan için diyor ki simsiyah oldu mu o şeytandır. Onu öldürür. O da ayrı bir mezhep. Bu ikinci bir mezhep. Evet. Haddesena Fatun kâle haddesena Ali ibn-i Mâbed kâle haddesena İsmail ibn-i Cafer en Muhammed ibn-i Amrin en Ebi Selemete en Âişete en Cibril aleyhissalâtu vesselâm. Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi ki Cibril aleyhissalatü vesselam va'aden nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle sözleştiler. Fi sa'atin yetihi fiha, bir saatte Resulullah Efendimiz'e gelecek filan vakitte ben sana gelirim diye vaatleşti. Fezehebetis sa'atu ve lem yeti. O vakit geldi geçti, Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelmedi. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz dışarı çıktı. فَيْزَنْ بِجِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَمْ عَلَى الْبَابِ. Baktı ki kapıda Cibril aleyhisselam duruyor. فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْقُلَ الْبِيْتِ. Sana ne mani oldu ki eve dahil olmadın, gelmedin diye Peygamber Efendimiz Hazreti Cibril'e sordu. قَالَ اِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا. Senin evinde bir köpek var. وَاِنَّا لَا نَدْقُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا سُورًا. Biz kelb olan, suret olan bir eve giremeyiz dedi. فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi. Bil kelbi فَاُخْرِجْ. Emretti ki kelbi çıkarın, çıkardılar. Evet. ثُمَّ اَمَرَ بِالْكِلَابِ اَنْ تُقْتَلْ. Ondan sonra da emretti ki bunların zararı varmış, bunların olduğu yere melek girmezmiş, öyleyse bütün köpekleri öldürün diye emreyledi. Şimdi bu hadisi şerifler ekserisinde geliyor ki bütün köpekleri. Yukarıda okuduğumuz hadis-i şeriflerde de köpekler ümmetlerden bir ümmettir. Hepsini öldürmek caiz değildir. Ya siyah olanı öldürün. Bak taarruz hasıl oldu. Şimdi aşağıda gelecek ki menfaati olan köpekleri öldürmeyin. Bu da bir taarruz. Öyleyse bu üç türlü gavlun arasından bir gavul çıkarmak lazım. Aşağıda bunu da muhakeme edecek. وحدثنا حسين بن نسر قال حدثنا يحيى بن صالح البحازي قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبي زهير أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. سفيان بن أبي زهير dedi ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Derdi ki men emsekel kelb, bir adam bir köpek imsak ederse yani beslerse, فَاِنَّهُ يَنْقُسُ مِنْ عَمَلِهِ, onun hasenatından, amelinden nuksan olur. كُلَّ يَوْمٍ, her gün قِيرَاتٌ bir قِيرَاتٌ. Her gün onun sevabından bir قِيرَات nuksan olur. Niçin? Köpeği beslediğinden dolayı. Evet.
Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekâne hâde hükmül kilâb, işte kertlerin hükmü bu oldu, en tuktele öldürülmek. Köpeklerin hükmü öldürülmektir. Ve lâ yehillü imsâkuhâ, o köpekleri tutmak, beslemek helal olmaz. Velel intifâ'u bihâ, onlarla intifa etmek de caiz olmaz. Yani satayım da parasını alayım, yiyeyim, bu da caiz olmaz. Fema kâne l'intifâ'u bihi haramen, bir şey ki onunla intifa haram olur. Ve imsâkuhu haramen, onu beslemek de haram olur. Fethemenuhu haramun, öyleyse onun parası da, satıp parasını almak da haram olur. İşte ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. Fe in kâne nehyün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en semenil kelbi kâne ve hâdı hükmâ, eğer Peygamber Efendimiz kelp parasında nehyiledi, bunun hükmü bu olursa, yani haram olursa, ki bunu ispat etti, bu hadislerle ispat etti ki evet, Resulullah Efendimiz nehyiledi, intifa etmeyin, satmayın, onun parasını yemeyin, diyor ki bu böyle oldu ama fe inne zâlike kad nusih, bu var idi bu hüküm, fakat nesk edildi. İslamiyet'in evvelinde böyleydi. Bu nesk edildi. فَاُبِيحَ الْاِنْتِفَاعُ بِالْكِلَابِ, kerplerle intifa etmek sonradan helal kılındı. Şimdi oldu üç kavim. Evvelki hadislere ne dedi? Bu hadisler var idi fakat nesk edildi. Resulullah Efendimiz faydalı köpeklerle intifa'yı helal kıldı. Neskini neyle ispat edeceksin? Onların elinde bu kadar hadisi şerifler var. Tabi o muarizler senden hadis isteyecekler. Nekil, nekle karşı gelir. Aklından olmaz. Şimdi onu ispat edecek. Diyor ki, وَرُوْيَ فِي ذَلِكَ, o evvelki hadislerin nesh olunduğuna dair rivayet edildi. مَا حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمْ قَالَ حَدَّسَنَا حَنْزَلَةُ بْنَ اَبِي سُفْيَانْ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ, yok, Salim İbni Abdullah dedi ki Semiyatu İbni Ömer, babası Abdullah İbni Ömer'den işitmiş ki yakulu Semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer de diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i bizzat işittim. Yakulu buyururdu ki men iqtena kelben, her kim bir köpek beslerse illa kelben dariyen bis saydi, illa av tutmaya alışılmış köpek müstesna. Av köpeği, bu müstesna. Bundan başka bir köpek beslerse ev kelbe maşiyetin, yahut da hayvanatı var, onu muhafaza için besliyor. Hayır, o da değil. Hayvanatı besleyen köpek değil. Av köpeği de değil. Bundan başka bir köpek beslerse fe innehu yenkusu min ecrihi külle yevmin kıratan, onun sevabından her gün iki kırat noksan olur. Şimdi bu hadisi şerif bak, menfaat veren kelbi istisna etti. Öyleyse evvelki hadisler nesk edildi. Köpek zarar, menfaati olursa beslemesi caiz. Yok, menfaati yoksa o vakit beslemesi caiz değil. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan ani Zühriye an Salimin an Ebihi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber Efendimiz'den Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi ki men iqtena kelbe, bir adam kelb besler ise İlla kelbe sayiden ev maşiyeti, illa av köpeğiyle hayvanatı muhafaza eden köpek değil, diğer başka bir köpek beslerse nakasa min amelihi kulle yevmin kıratan, her gün onun sevabından iki kırat noksan olur. Kırat, bir kırat diyor ki Uhud dağı kadardır. Yani o kadar, iki kırat olursa Uhud dağı kadar, iki misli onun sevabından noksan olacak. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث شريف عبد الله ابن عمر دان إمام التحاوي يونس شريكيلا ودا ابن وهب ودا إمام مالك شريكيلا رواية إليه. حدثنا إبراهيم ابن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Yine Abdullah İbni Ömer'den bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbrahim İbni Merzuk tarikiyle rivayet eyledi. Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe kâle haddesena Ebu Hüsamen Ubeydillah Nafi'a fezekere bi isnadi mislehu. İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi Fahd tarikiyle de rivayet eyledi. Gayre ennehu kâle kıyratun. Yalnız Fahd'in rivayetinde
onun emelinden 2 kırat değil de 1 kırat nüksan olur. Demek hadislerde muhtelif. Onun emelinden 2 kırat mı nüksan olur, 1 kırat mı? Bazı hadisi şeriflerde 1 kırat, bazı hadisi şeriflerde 2 kırat. Buna da ulema diyor ki, hal, zaman ve mekan itibariyle ve köpeklerin vaziyeti itibariyle değişir. Bir adamın mesela çok ihtiyacı var, pek zaruri ihtiyacı var, köpeği besliyor. Öyleyse o köpek menfaatli olduğundan dolayı ona caiz. Yok, bir de var ki keyif için köpek besliyor. O keyif için köpek besledikleri de bir neviyken az çok faydası olursa 1 kırat noksan olur. Bir de var ki hiç keyif için füzuli hiç de bir faydası yok, ondan da 2 kırat noksan olur. Evet, haddesena Ebu Beşir Rıkkiyyü, kâle haddesena Firyabiyyü an Süfyan an Abdillah ibn Dinar an İbn Ömer an İnnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislamu. حدثنا رافع بن الفرس قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن الفرس تاريخي لإمام الصحابة عبد الله بن عمر بن رواة diyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم Efendimiz أمر بقتل الكلاب köpeklerin öldürülmesini emreyledi إلا كلب صيد أو كلب ماشية إلا أو köpeği olursa yahut da hayvanatı muhafaza için olursa bu caizdir. Bunu istisna ettiği diğer köpeklerin öldürülmesini emriyledi. Haddesena Bahru ibn Nasr, قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرني يونس, قال قال ابن شهاب, حدثني سالم ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ben Peygamber Efendimiz'i işittim buyururdu. Rafi'an savtahu, yüksek sesle emrider olduğunu işittim. يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ köpeklerin katlini emrettiğini ve كَانَتِ الْكِلَابِ تُقْتَلِ köpekler de öldürülürdü Resulullah'ın emri üzerine اِلَّا كَلَّ سَيِّدٍ اَوْ مَاشِيَتٍ اِلَّا av köpeği yahut da hayvanatı muhafaza için olursa onları öldürmezdiler, diğerlerini öldürürdüler. قَالَ اِبْنُ شِهَابِ İbn-i Şahab-ı Zühri dedi ki وَحَدَّسَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ tabiinden Said ibn el-Müseyyeb bana rivayet eyledi. An Ebi Hureyre'te, o da Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eyledi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdular ki men iktena kelben, bir adam bir köpek beslerse, öyle köpek ki leyse bir kelbi saydı, av köpeği değil ve la maşiyetin, hayvanat için muhafaza içinde değil ve la ardin, yahut da adamın bağı bahçesi var hırsızlardan koruma için besliyor. Yok, böyle bir köpek de değil. Fe innehu yenkusu min ecrihi, onun sevabından noksan olur. Kıratan 2 kırat fi külli yevmin, her gün. Bunu Hazreti Ebu Hureyre Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. Ve haddesena Hüseyin ibn Nesr'in kâle semiyetu Yezid ibn Harun kâle akberena Hümam ibn Yahya en katâdete an Ebil Hakem عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر'den rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz buyurdular men iktena kelben, bir adam bir köpek beslerse gayra kelbi zer'in, ekin köpeği değil, yani ekinin muhafaza için bir köpek değil ve la saydın, av köpeği de değil, nakase min amelihi, onun amelinden nuksan olur, kulle yevm, her gün kıratan 2 kırat nuksan olur. Şimdi bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor, köpek menfaatliyse zaruri onu beslemek caiz. Yukarı hadis-i şeriflere mariz oldu. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın, kâle haddesena Ahmed ibn-i Yunus, kâle haddesena Züheyr'ın, kâle haddesena Musa an Ukbe an Nafi'a, an İbn-i Ömer an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem'e mislehu. İmam-ı Tahavi Hüseyin ibn-i Nasr tarikiyle Abdullah ibn-i Ömer'den bu hadis-i şerifi zikrediyor. Gayre ennehu kal. Yalnız bu senette diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular İlla kelben dariyen ev kelbe maşiye. İlla kelben dariyen, talim edilmiş av tutmaya, talim edilmiş av tutmasını biliyor. Bu kelbi müstesna kıldı. Bir de hayvan sürüsünü beslemek için olan bunu şey etti. Müstesna kıldı. Yani öyle dedi. Halbuki yukarıki rivayette kelbe zer'in ve la seydin, av köpeğiyle ekin mehsulati muhafaza için olan köpek. Burada da hayır, av köpeğiyle hayvan besleyen köpek. Bunası herhangi bir suretle olursa olsun bir köpeğin adama menfaati varsa onu beslemesi caiz.
Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Ümeyyet bin Beslam, kâle haddesene Yezid bin Züreyy, an Revhi bin el-Kasim, an Büceyr bin Ebi Büceyr. O da Ebi Büceyr, ya değil, onu da bayıldım. An Abdullah bin Ömer, anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Ömer diyor ki, Peygamber Efendimiz zekerel kitabe kelpleri zikreyledi. Fekale buyurdu ki, men ittehaze kelben, bir adam bir kelp beslerse, öyle kelp ki neyse bir kelp bir kansın, av köpeği değil, ev kelbe maşiyetin, yahut da hayvanları muhafaza için bir köpek değil, nefese min ecrihi, onun sevabından nuksan olur, külle yevm, her gün kıyratun bir kıyrat. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Abdülhamidi bin Nusalih, kâle haddesene bin Ebi Zenad, an Ebihi, an Ebi Selamete ve gayrihi, an Ebi Hureyre'de, kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil kilab. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, Peygamber Efendimiz kelplerden nehyeyledi ve kâle buyurdu ki, la yuttehadul kilab, kelpler beslenilmez, ittikaz edilmez. Yani bir adam kelpleri beslemesin. İlla sayyadun. La yettehizu vakit olur. La yettehizu ittikaz etmesin. Beslemesin. El kilabe kelpleri. İlla sayyadun. İlla avcı olursa, evet, o adam beslesin. Ev haifun. Yahut da kendisinden korkuyor. Düşmanı vardır. Yahut da canavardan korkuyor. O kelb onu muhafaza ediyor. Bir de o beslesin. Ev sahibu ganem. Yahut da koyunları var. Kurt murt gelip de zarar vermesin diye beslesin. Bunları istisna kıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve haddesena Süleyman ibn Şaib. Kale haddesena Bişir ibn Bekir. Kale haddeseni Levsa'yü. Kale haddeseni Yahya ibn Ebi Kesir. Kale haddeseni Ebu Selamete ibn Abdirrahman. قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة dediler ki Peygamber Efendimiz buyurdular men emseke kelben bir adam bir kelp tutarsa yani beslerse fe innehu yenkusu min amelihi kulle yevmin qiratun onun amelinden her gün bir qirat noksan olur illa kelbe harsin ev marşiyeti illa ekinini, ziraatini muhafaza için bir kelb olursa yahut da hayvanını muhafaza için bir kelb olursa onu beslerse amelinden nuksan olmaz. Haddesene Bahr ibn Nasr'in kâle haddesene ibn Vehb'in kâle ahbereni İbn-i Tay'a enne Ebu Zübeyir ahberehu ennehu se'ale Cabir'en. Ebu Zübeyir diyor ki ben Cabir ibn Abdullah'a sordum. Ekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fil kilâbi şeyen Peygamber Efendimiz kelpler hakkında bir şey söyledi mi diye sordum. Kale dedi ki emere bi katlihinne onların öldürülmesini Resulullah Efendimiz emreyledi. Sümme ezine li tavaife. Yani evvela bütün kelplerin öldürülmesini Resulullah Efendimiz emretmiş. Sonradan bazı taifelere müsaade etmiş. İşte onlar da kim? Adamın ekini olur, hayvanı olur. Onları muhafaza için yahut kendisi tehlikeli bir yerde olur, hırsızdan, hayvandan korkar, kendisini muhafaza için bunları müstesna kıldı. Şimdi yukarıdaki hadisi şerifler neshedildi. Evvela hepsinin öldürülmesini emreyledi, sonradan onları neshetti, bazı adamlara, zaruri olanlara cevaz verdi. Ve haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Amir, kâle haddesena Şubbet ve Ebi Tiyah, el-Mutarrif en Abdillah ibn el-Muhaffel, İmâcemetin ve fâin müşeddede. Yani mugaffel gâinle fanın da şeddesi var. Kâle emera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Mugaffel dedi ki Peygamber Efendimiz emreyledi bir katlil kilab. Kelplerin öldürülmesini. Sümme kâle sonra buyurdu ki mâli velil kitab. Köpekler benim neyime gerek? Niçin yani mâli? Bana ne oldu velil kilab? Benle köpeklerin arasında nedir bu? Diye dedi. Sümme rakhase fî kelb-i sayd. Av köpeğine ruhsat verdi. Ve fî kelbin âhâd. Bir de başka bir köpeğe müsaade etti. Nesiyehu Sa'idun. Sa'id ibn Ebi Amir ravilerden bu diyor ki o ikinci hangi köpekti onu unuttum diyor. Evet. Diğer rivayetlerde geliyor. Av köpeği müstesna. Bir de zere olur. Yahut da adamın ekini olur. Hayvanı olur. Haddesene Muhammed ibn Nu'man. قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يزيد بن حصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد
أن سفيان بن أبي زهير الشنائي أخبره أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber Efendimiz Ebu Zuhir-i Şenay diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim buyururdu. Meni kıtana kelben bir adam bir kelb beslerse ki la yuğni anhu fi dır'in ve la zer'in onun hayvanatını muhafaza etmiyor. Ekinini muhafaza etmiyor. Bu cihetten onun bir faydası yok. Nakasa min amelihi onun amelinden nüksan olur. Külle yevm her gün kıyratın bir kırat nüksan olur. قال فقال الصائب لسفيان صائب سفيان سوردي كي أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حديث شريف سن بزات رسول الله Efendimiz'den işittin mi قال اي ورب القبلة قبلنا ربنا يمين olsun ki ben bizzat Resulullah Efendimiz'den işittim حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن قصيفة فذكر بإسناده مثله بو حديث شريف إمام التحاوي يونس تريكيله ده روايته لدي حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن حبل قال حدثنا يزيد بن قصيفة فذكر بإسناده مثله إمام الطحاوي ابن أبي مريم تريك لدى بو حديث روايته لدي غير أنه لم يذكر قول الصائب لسفيان يلنز ابن أبي مريم'in روايتinde صائبin سفيان سؤالي yok hangi سؤالي أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم bunu bizzat Peygamber Efendimiz'den sen işittin mi diye Bu ikinci rivayette bu kelime yok. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فلما ثبتت الإباحة بعد النهي Vaktaki Peygamber Efendimiz nehy dedi köpek ittihaz etmeyin hangi köpek olursa olsun öldürün dedi. Sonradan da bazı kısım faydalı olan köpeklerin beslemesini mübah kıldı. Ve ebahallahu azze ve celle fi kitabihi Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de mübah kıldı. Neyi? مَا أَبَاحَ مُبَقْقِلْدُونَ Yükevlihi Cenab-ı Hakk'a Hazretleri kendi kevli şerifinde de Cenab-ı Hak mübakkıldı. Estaizu billah. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ Bir de Cenab-ı Hak köpeklerden talim ettiğiniz av tutmasını gidip onları tutar getirirse öldürmeden sahibine teslim ederse bu da helaldir. Av tutma için köpeği besmeleyle salar. O da tutar. O köpeği, o tutmuş olduğu avı getirir sahibine canlı teslim ederse bu da helaldir. Bak burada da Cenab-ı Hak müstesna kıldı. Öyleyse i'teberna biz i'tibar eyledik. Hükme ma yuntefe'u bihi köpeklerden intifa olunanın hükmünü i'tibar eyledik ki hel yecuzu bey'uhu madem istisna edildi onu beslemesi caiz. Onu satsa da para alsa caiz midir? وَيَحِلُّ ثَمَنُهُ Onun parası helal mıdır? اَمْلَا Değil midir? Şimdi köpeğin beslemek hususunda bir faydası varsa beslenmesi caiz. Bunu öğrendik. Öteki hadisler mensuh. Bu nasih oldu. Fakat senin güzel bir koyun köpeğin var. Başka birisine de lazım. Geldi dedi ki bu köpeği bana sat. Ben sürüye götüreceğim. Şimdi bunun beslemesi caiz. Fakat bunu satıp da para alsa bu da caiz mi değil mi? Şimdi ona bakacağız. Madem beslemesi caiz, onun parasının da caiz olması lazım gelir. فَرَئَيْنَا الْحِمَارَ الْاَهْلِ Biz merkebi gördük bir adam, bir adam merkebi var. Himar iki kısımdır. Bir vehşi, bir ehli. Vehşi olan av kısmındandır. Dağda beslenen bir merkep gittin avladın, onun etini yersin. Tutar boğazlarsın yersin. Ama himar ehli ki, halkın elinde olan himar bu İslamiyet'in evvelinde yenilirdi. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Şimdi bu merkeplerden intifa ediliyor. Fakat etinin yenilmesi caiz değil. Biz ehli olan himari gördük ki قَدْ نُهِيَ عَنَكْلِهِ Onu yemekten nehyolundu. Peygamber Efendimiz nehyeyledi. وَبِيحَ كَسْبُهُ وَالْاِنْتِفَعُ بِهِ Fakat onun kesbi mübah kılındı. Onu yüklersen bir yere eşya nekledersen, binersen Ondan intifa edersen, icabında senin 100 sene merkebin var, icariye verdin, ondan para aldın. Bak kesbi helal, satsan para alsan o da caiz. Ama etinin yenilmesi caiz değil. فَكَانَ بَيْعُهُ Öyleyse bu himar ehliyi satmak, bu da oldu. اِذْ كَانَ هَذَا حُكْمُهُ Hükmü bu ise, yani eti yenilmez, kesbi helal ise o merkebi satmak, Oldu helalen, o da helal oldu. Merkebi satar, parasını alırsın. Eti yenilmez ama, fakat satarsan, parasını alırsan yenilir.
ve semenuhu halalun. Onun parası da halaldı. Şimdi bunu buna kıyas yaptı. Binaenaleyh köpek de eti yenilmez. Onun beslenmesi de caiz değil. Fakat bir zaruret dolayısıyla intifai caiz olursa himare ehli gibi. Madem onunla intifa caiz, öyleyse satıp parasını almak da caiz. Ve kâne yecibü fin nazari eysa, öyleyse nazarda da böyle oldu. En yekûne kezâlikel kilâb. Kelpler de bu himare ehli gibi olan. Lima übihel intifa'u biha. Çünkü intifa onunlarla mübah oldu ya, bunun için böyle ola. Halle bey'uha ve eklu semeniha. Onu satmak ve parasını yemek helal ola. Ve yekûne mâ rûye fî hürmeti esmâniha. Peki bunların parasının haram olduğu hakkında rivayet edilen hadisler, bunlar da ola. Kâne vakta hürmetil intifa'i biha. O hadisi şeriflerine vakit varid olmuş ola. Köpeklerle intifa haram olduğu vakitte varid olmuş. Ama sonradan Resulullah Efendimiz bazılarına mübah kılmış, hüküm değişmiş. Ve mâ rûye fî ibâhetil intifâ'i biha. Bu köpeklerle intifa'ın mübah olduğunda rivayet edilen sonraki hadisler, siz köpek ittikaz etmeyin, illa av köpeği, zerre köpeği yahut da insanın muhafazı için, hayvanın muhafazı için olursa bu caizdir. Bunlar delilün delildir alâ halli esmâniha. Onları satıp da parasının alınmasına helal olduğuna delildir. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhim ecmain. Bu üç imamın kavli de budur. Demek ki faydalı bir köpek satıp da parasını almak, yemek bu caizdir. Vallahu teâlâ a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Hele bitmedi dersin de daha epeyce uzun. وَهَذَا قَوْلُ اَبِّ حَنِفَ. Dün orada kaldık. Evet. Fakat şu yukarıda iki satırı bir daha okuyacağım. Heh, bize lazım. وَكَانَ يَجِعُوا فِي النَّظَرِ اِيْزَا. Kıyasla da böyle gelir ki اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ الْكِلَابِ. Kertler de bu himar gibi olan. Himarın, Türkçe tabiriyle himar, Arapça himar. Türkçesi eşek. Buna eti haram olduğu halde ondan onu çalıştırmak, onunla nefelenmek, satıp parasını almak helal oluyor. Kıyasa bakılırsa köpekler de böyle olmalı. Lemma übihe. Dün bunu lima übihe diye okudum. Halbuki doğrusu lemma übihe. Onun için tekrar okuyorum. Lemma übihe. Vaktaki mübah kılındı. El intifa'u biha. Köpeklerle intifa mübah kılındı. Halle bey'uha, onu satmakta helal oldu. Ve eklü semeniha, parasını yemekte helal oldu. Peki madem köpekler merkebe benzetti, merkebin eti haram fakat onunla intifa etmek caiz, satıp parasını alıp yemek caiz. Köpekler de böyle. Onun eti haram fakat onunla intifa etmek helal. Onu satıp parasını yemek de helal. Böyle kıyas yaptı ama şimdi diyor ki köpeklerin parasının haram olduğu hakkında birçok hadisler var. Fakat himarın, eşeğin parasının haram olduğuna dair bir hadis yok. Ama köpeklerin hakkında bu kadar hadis var. Bunlara ne diyeceksin? Diyor ki وَيَكُونُ مَا رُوْيَ فِي حُرْمَةِ اَسْمَانِهَا. Köpeklerin hakkında iki türlü rivayet geldi. Bir rivayet geldi. Birçok rivayetlerde ki bunların parası haramdır, habistir, necistir. Bu rivayetler kâne vakta hürmetil intifa'i biha. Köpeklerle intifa etmek haram olduğu vakıtta bu hadisler varid oldu. İslamiyet'in evvelinde Resulullah Efendimiz köpeğin satıp parasını yemeyi haram kıldı. Köpekten ne intifa edin, ne de onu satın parasını alın yiyin, hepsini haram kıldı. İşte o vakit o hadis-i şerifler varil olmuş diye. Ve mâ rûye fî ibâhetil intifâi bihâ. Bir de sonradan köpeklerle intifaın helal olduğu hakkında hadisler geldi. Bu rivayetlerde var ki mesela bütün köpekleri öldürün illa hayvanı muhafaza için, ekini muhafaza için yahut av için saklanan köpekler caiz. Bunları değil, ötekilerini öldürün. Peki bu hadislere bakılırsa diyor ki işte bu hadislerde ve ma'ul bir hadisler ki rivayet edildi.
fi ibahatil intifai biha, köpek köpeklerle intifa mübah olması hakkında hadisler rivayet edildi. Delilün, o hadisler delildir. Ala hille esmaniha, köpekleri satıp da parasını yemenin helal olduğuna delildir. Demek ki hadisi şerife iki kısım olmuş. Bir kısmı İslamiyet'in evvelinde köpeği satıp parasını alıp yemeyin haramdır diye gelmiş. Sonradan bu hadisler neshedilmiş. Faidesi olan köpeği saklamak caiz. Onu satıp parasını yemek de caiz. Ama faidesi olmayan köpeği saklamak caiz olmadığı gibi onu satıp parasını alıp yemek de caiz değil. Köpekler iki kısmı ayrıldı. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ. İşte İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in mezhepleri de budur. Yani av köpeği, ekini muhafaza için olan köpek, insanın kendisini muhafaza için köpek, hayvanatın muhafaza için olan köpekler saklamakla caiz, onu satıp parasını alıp yemekle caiz. Bunları tekit ve teyit için yine rivayetler getiriyor. Diyor ki, وَقَدْ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ اَبِي مَرْيَمِ قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم عن سلمة بن رافع رافع أنس سلمة روايته لدي عن أبي رافع وضع أولي أبي رافع روايته لدي شيء قجسي رافع رافع بباسي قالت سلمة ديكي جاء جبريل جبريل عليه السلام geldi Aleyhisselam. İlen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e. Fakat şimdi bu Selma Ümmü Rafi, Ebu Rafi'den rivayet edildiğine göre galet demesi doğru değil ki. Çünkü kendisi bizzat Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiyor. Kimden rivayet ediyor? Ebu Rafi. Ebu Rafi kocası oluyor. Bu vakıpta galet demesi lazım. Demek ki o Ravi'de en Ebu Rafi nezere itibar almıyor da Selma'nın kendisi. Diyor ki Cibril aleyhisselam geldi ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Feste'ezene aleyhi. Girmeye izin istedi. Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in hücresine girmeyi için izin isterdi. İzin isterdi. Fe'ezine lehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi. Fe'abda. Cibril aleyhisselam izin çıktıktan sonra girmedi. Gecikti. Gecikince fe'ahaze ridâhu. Peygamber Efendimiz ridasını aldı, fekharece çıktı. Yani müşlehini aldı, dışarı çıktı ki acaba. Niçin Cibril aleyhisselam içeri girmedi? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, قَدْ اَذِنَّا لَكَ. Ya Cibril, sana izin verdik. Niçin içeri girmedin? Kale Cibril aleyhisselam dedi ki, اَجَلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Evet, sen izin verdin. Doğru. وَلَاكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا. Biz bir eve giremeyiz. Öyle ev ki fihi suretun velâken. O evde suret kelp oldu mu biz o eve girmeyiz. Sen izin verdin ama senin evinde kelp var idi. Bir de suret var idi. Onun için biz giremedik. Fenezaru, baktılar. Feizen fi ba'di buyutihim cirbun. Baktılar ki evlerin, ezvac-ı müteharatın bazılarının evlerinde bir köpek yavrusu var. Feemere ra eba rafi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ebu Rafi'ye emreyledi, en la yeda'a kelben bil Medine'ti la katelehu. Medine'de hiçbir köpek bırakma, hepsini öldür. Niçin? Çünkü meleklerin girmesine mani oluyor. Burada biraz muhtasar geldi. Bu hadisi şerifin başka yerlerde tefsilatı var. Cibril aleyhisselam girmeyince Resulullah Efendimiz dışarı çıktı. Baktı ki Cibril aleyhisselam bekliyor. Niçin içeri girmedin? Dedi ki senin evinde hem suret var hem de kelp var. O kelp yavrusunu Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma çocuktu. O köpek yavrusunu getirmiş, bir kürsünün altında beslerdiler onu. Peygamber Efendimiz'in haberi yoktu. Cibril aleyhisselam dedi ki o köpeği çıkarın oradan, onun yerine bir iki kova su dökün. Ki o köpeğin kötü kokusu meleklere de zarar veriyor. O koku kesin. Sureti de onun başını kesin, gerisi ağaç gibi kalsın. Ben girebileyim. Burada o yok. O da suret bahsinde geliyor. Onu da başını kırdılar. Ağaç gibi kaldı. Köpeği de çıkardılar. Yerine bir iki kova su döktüler. Cibril aleyhisselam içeri girdi. Şimdi burada esas neye misal getiriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
bu Cibril Aleyhisselam'ın hadisesinden dolayı Ebu Rafi'ye emreyledi ki Medine'de bir köpek koyma, hepsini öldür. Hatta dün okuduk ya, hep bütün köpekleri öldürdü. Medine'nin kenarında ihtiyar bir kadının köpeği var idi. Bu kadın yalvardı ki Resulullah Efendimiz'den izin iste, bu köpek beni muhafaza ediyor. Gitti izin istedi, Resulullah Efendimiz ona da razı olmadı, illa öldür dedi. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz'e geldi, söylediler ki köpeklerin hangi cinsi öldürülecek, hangi cinsinden istifade edilecek, bizim bazı bunlardan faydalarımız da var. Onun üzerine bazı taifelere izin verdi. Av köpeği, ekini muhafaza için, o adamı muhafaza için yahut davarını muhafaza için onlara izin verdi. O da şimdi geliyor. فَاِذَا بِمْرَأَةٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَد۪ينَ Ebu Rafi köpekleri öldürürken bir de baktı ki Medine-i Münevvere'nin kenarında bir ihtiyar kadın var. لَهَا كَلْبٌ Onun da bir köpeği var. يَحْرُسُ غَنَمَهَا Onun davarlarını muhafaza ediyor. قَالَ Ebu Rafi dedi ki فَرَحِمْتُهَا Ben o kadına merhamet ettim. Köpeğini öldürmedim. فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Geldim Peygamber Efendimiz'e. فَاَمَرَن۪ي Bana emretti ki git öldür. فَقَتَلْتُهُ Gittim onu öldürdüm. Yani bir ihtiyar kadının köpeğini bile bırakmamış. Resulullah Efendimiz hepsini öldürmüş. فَاَتَاهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ Nas'tan bir takım cemaatler geldiler. فَقَالُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Dediler ki ya Resulullah مَاذَا يَحِلُّ لَنَا Ne şey bize helal olur? مِنْ هَذِي الْاُمَّ Bu ümmetten. Bu ümmet hangisi? Köpeklerin ümmeti. Çünkü köpekler ümmetlerden bir ümmettir dedi ya Resulullah Efendimiz. Bu ümmetten bize helal olan nedir? اَلَّتِي Öyle ümmet ki اَمَرْتَنَا بِقَتْلِهَا Sen bize emrettin ki bu ümmeti öldürün, köpeklerin ümmetini öldürün, köpek koymayın. Bize bunlardan helal olan yok mu? Hangisi helal ise hangi kısım helaldir? Kale Ebu Rafi dedi ki fenezelet onların suali üzerine vahiy nazil oldu. Estaizu billah yes'elûneke mâzâ uhille lehum kul uhille lekum tayyibâtu ve mâ allemtum minel cevârih mükellibîn ayeti kerimesi nazil oldu. يَسْأَلُونَكَ حَب۪يبِمْ Sana sorarlar. Neyi sorarlar? مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Kendilerine ne helal kılındı? Bu köpeklerden hangi kısmı helal kılındı? Bunu sorarlar. Bu oradaki sual ümumi ya. Yani ümmet sana sorarlar ki kendilerine helal olan şey nedir? Yemekte, içmekte, intifada. Kul, sen cevaben de ki اُحِلَّ لَكُمْ Size helal kılındı. اَتْطَيِّبَاتْ Tayyip olan şeyler. Herhangi bir şey ki güzeldir, tayyiptir, bu size helaldir. Bir, yemekte, içmekte, kaide bu. Ve madehi bir şey helal kılındı ki, allemtüm, siz talim ettiniz, öğrettiniz onları, müellim kıldınız. Neden? Minel cevârihi, yırtıcı hayvanlardan. Mükelle oldukları halde, mükellibin, onlar av tutmaya alışkın oldukları halde. Yani bir köpeği tuttun, alıştırdın, avı tutuyor, getiriyor, sene veriyor. Tamam işte bu da sizin için helaldir. Şimdi kaide-i umumiyye. Bir şey helal mi, helal mi, haram mı? İncil'de de var ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vesfı hakkında ahir zamanda bir nebi gelecek ki yuhillü lehumut tayyibat ve yuharrim aleyhimul habais. Tayyipleri kendi ashabını helal kılacak, habisleri haram kılacak. Bir şeyin tayyip veyahut da habis olması neyle bilinecek? Buna ulema diyor ki kaide-i ümumiye vardır. Süt içen çocuğun fitreti tabii selimdir. Fitreti selim çünkü mekulat ve meşrubata alışmamış, ana sütüyle besleniyor. Tıp bir şey, temiz bir şeyi onun tabiatı kabul eder, habisi kabul etmez. Binaenaleyh bir şeyi getirirsin, çocuğa verirsin. Çocuk yerse bu tayyiptir. Yok, çocuk ondan nefret ederse bu da habistir. Kaide-i umumiye bunu koymuşlar. Evet. Şimdi buradaki esas misal diyor ki bu köpeklerin, av için olan köpeklerin helal olması ayetiyle sabit oldu. Bu ayet-i kerime bunun üzerine nazil oldu. Haddesena Revhü ibn-ül Ferec Kale haddesena Yahya ibn-i Süleyman el-Cu'fiyyü Kale haddesena Yahya ibn-i Zekeriyye ibn-i Ebi Zaide
قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمة أم رافع رافعين أناس سلمة روايته لدي عن أبي رافع وده أبي رافع دان لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وقتaki peygamber efendimiz köpeklerin öldürülmesini emreyledi. Etahu nasun fekalu. Nas'tan bir cemaat geldi peygamber efendimize dediler ki ya Resulullah ma yahillu lena min hadil ümmet. Bu köpeklerin ümmetinden bize helal olan nedir? Elleti emerte bi katliha. Bunların katlini emreyledin. Fakat bize hiçbirisi helal değil mi? Yani hiçbir surette köpek istimal etmeyelim mi? Fenezelet bu ayeti kerime nasil oldu. Estaizu billah yes'elûneke mâzâ uhille lehum kul uhille lekum uttayyibâtu ve mâallemtum minel cevârihim mükellibîn. Bu ayeti kerime nasil oldu. Fefî hâdel hadîs eyzâ işte Ebu Amir'in rivayet eylemiş olduğu bu hadiste de orucudur. Müslümâ kablehu evvelki hadiste olduğu gibi bunda da vardır. Yani bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü bu. Köpekleri öldürmeyi Peygamber Efendimiz emreyledi. Eshab'tan bir kısmı da geldi sordular. Onun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Evet. Bu hadiste diyor makabindeki olan hadiste olduğu gibi orucudur. Neden? Mimma ebahahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin mübah kıldığı şeyden orucudur ki köpeklerin bazılarını mübah kıldı. Ba'den emere bi katliha. Köpeklerin katlini emrettikten sonra bazılarını mübah kıldı. وَاِنْ كَانَ لَمْ يُذْكَرْ her ne kadar zikredilmedi ise de فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu ikinci hadiste ne zikredilmedi غَيْرُ مَا يُضَادُ بِهِ مِنْهَا bu ikinci hadisten birinci hadise zıt olan şeyin gayrisi zikredilmedi. Yani iki hadiste ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü zikrediyorlar ama fakat ikinci hadiste birinci hadise zıt olan bir şey de var. O zikrediliyor. وَفِيهِ زِيَادَةٌ bunda ziyade de olucudur عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْحَادِيثِ bundan evvelki hadisler var diye onlar üzerine de ziyade olucudur فِي الْاِبَاحَةِ اللَّتِي زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz ibaha evvelki birinci yani bu babın evvelinden ta sonuna yakın yerlere kadar hep haram 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 geçti ama bu sonki hadislerde bir ziyade var o da ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı köpekleri istisna buyurdu, mübah kıldı. لَاَنَّ ف۪يهِ نُزُولَ هَذ۪ي لَا çünkü bu ayeti kerime nazil oldu. Nazil olunca Peygamber Efendimiz bazılarını müstesna kıldı, mübah kıldı. Madem av için olan köpeği Cenab-ı Hak istisna kıldı, av köpeğini beslemek caiz oldu. Öyleyse adamın koyunu var, koyunu muhafaza ediyor. Kurtlar gelip yemesin. Yahut da adam bir yere gidiyor, korkuyor, canavarlar var, bir köpeği beraber götürüyor, köpek onu muhafaza edecek. Yahut dağın başında bir yerde adam çalışıyor, orada canavarlar gelip onu yiyecekler, o köpeği besliyor, bu gibi yerlerde mübah kılındı. Ba'de tahrimil kilab, bu ayeti kerime, adet, iade iledi el cevarihe, yırtıcı hayvanları, el mükellebin, av tutmaya alışkın yırtıcı hayvanları iade eyledi ila en sayyaretha helalen onları helal kıldı ve izâ sâret kezâlik eğer böyle av için olan yırtıcı hayvanlar yırtıcı hayvan demesi ise de köpek değil köpek olur şahin olur mesela şahinden kuşu tutturuyor yahut da başka bir hayvandan başka bir hayvanı tutturuyor herhangi bir yırtıcı hayvanı av tutmaya alıştırmış. Onun tutup getirmiş olduğu av helal kılınıyor. Öyleyse kânet fî sâiril eşyâ başka şeylerde de oldu. Elletî hiye helâlun helal olan fî hilli imsâkihâ onu beslemenin helal olmasında ve ibâheti esmânihâ onun parasının da mübah olmasında ve damâni mütlifîhâ bir de o köpeği yahut da o kuşu öldüren adam onun zararını damin olmasında. Öyle adamın kıymetli bir köpeği var. Sen gittin köpeğini vurdun, öldürdün. Adam köpeğin kıymetini senden istese alabilir mi, alamaz mı? İşte bakacağız eğer o ona fayda veren bir köpekse o kıymetini senden alır. Ve ma etlefu minha ke gayriha. O hayvanlardan herhangi birisini itlaf ederse,
köpek mi, şahin mi, tazi mi mesela, onu itlaf ederse, diğer helal olan hayvanları itlaf ettiği vakit onu nasıl damin olur, kıymetini öderse, onların da kıymetini ödemesi lazım gelir. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peki diyor, bu hadislerden böyle istidlal ve istinbat eyledin. Fakat ashab-ı kiram Resulullah Efendimiz'den sonra ne şekilde amel etti? Onlardan hiçbir rivayet var mı? Onlarda böyle müellem olan bir kelbi öldürse ona para ödemişler mi? Yahut da satmış, parasını yemişler mi? Evet. Buna diyor ki evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu şekilde hareket edenler oldu. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn Vehbin, kâle semiyatü bine cüreydin, yuhaddisu an Amr ibn Şuaybin, an ebihi, an ceddihi, Abdullah ibn Amr, ennehu kada. Abdullah ibn Amr hüküm verdi. Fî kelbi saydı. Bir av köpeğinde. Öyle av köpeği ki katelehu racülü. Bir adam, diğer bir adamın av köpeğini öldürdü. O da geldi, Abdullah ibn Amr'e şekva etti ki benim av köpeğimi filankes öldürdü. Ne lazım gelir? Hükmetti be erbe'ine dirhemen. 40 dirhem al dedi. Av köpeğinin kıymeti o zaman 40 dirhemmiş. 40 dirhemi öldüren adamdan aldı, köpek sahibine verdiler. Ve kada fi kelbi maşiyetin. Bir de bir hayvanın, adamın hayvanları maşiye denilen, gerek sığır, gerek koyun, gerek deve. Adam besliyor, onun muhafaza için köpeği var. Ona da kelbi maşiye derler. Adamın birisi öldürmüş onu. O da gelmiş şekva etmiş. Yani Abdullah ibn Amr demiş ki, ben hüküm veriyorum, bir kepşin, bir koç versin. O köpeğin yerine bir koç. Av için olursa 40 dirhem. Fakat maşiye, hayvan muhafaza eden köpek olursa yerine bir koç. Önce hükmetmiş. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Nu'aym, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, an Ebi Zübeyir, an Cabir, ennehu neha an semenil kelbi. Vessinnevri illa kelbe saydik. Hazreti Cabir, Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi ki, köpek parası necistir, kedi parası necistir. Bu hadisi Cabir, Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. وَقَدْ رَوَيْنَا اِلَّا كَلْبَ سَيْدٍ اِلَّا av köpeği değil. Av köpeği olursa, evet, onun parası helaldir. Haram değildir. Satıp parasını yiyebilir. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda Hazreti Cabir'den, ki o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Biz o rivayeti burada yazdık. اَنَّهُ نَهَا عَنْ سَمَنِ الْكَلْبِ. Kelbin parasından Resulullah Efendimiz'in nehyeylediğini Hazreti Cabir'den rivayet eyledik. وَلَمْ يُفَسِّرْ اَيُّ كَلْبٍ هُوَ. Fakat tefsir etmedi o hadiste ki o parası haram olan köpek hangi köpektir? Köpek parası haram ama hangi köpek? O tefsiri gelmedi. فَلَمْ يَحِلَّ ذَٰلِكْ مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ. Öyleyse bu helal değildir. Köpek parası helal değildir. Evet, يَحِلَّ de değil. Bak Allah. فَلَمْ يَخْلُ. La havle ve la kuvveti. Felem yahlu bu hal olmadı. Diyor ki Hazreti Cabir, Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki köpek parası haramdır. Fakat tefsiri yok. Hangi köpeğin parası haramdır? Felem yahlu hal olmadı. Zalik bu hadisteki mücmel olan ibare. Min ehadi ve şeyin iki ve birinden hali olmadı. Şimdi hadiste mutlak geliyor. Köpek parası haram ama hangi köpeğin parası haram? Öyleyse bunun iki vecihten birisini alacağız. İmman yekun erada hilafe kilabil menafi'. Menfaat veren kelplerin hilafını murad etti Peygamber Efendimiz. Yani köpek parası haramdır, menfaati olmayan köpeklerin parası haramdır. Bunu murad etmiş ola. Ev yekun erada kullel kilab. Yahut da bütün kelplerin parası haramdır. Hadisteki bu ibare ikisine de ihtimali var. Köpek parası haram. Ya bütün köpeklerin parası haram, yahut da menfaati olmayan köpeklerin parası haram. Bu iki vecihten birisi. ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُ. Sonra Hazreti Cabir indinde sabit oldu. Bu hadisi rivayet eden Hazreti Cabir değil miydi? Ha. Yine onun indinde sabit oldu. نَسْخُ كَلْبِ صَيْدِ مِنْهَا. İkinci rivayette diyor ki, bütün köpeklerin parası, kedilerin parası haramdır. İlla av köpeği değil. Bunu da gene rivayet eden kim? Cabir.
Öyleyse av köpeği istisna edildi. Av köpeği de haramdı ama nesk edildi, halal kılındı. Bunu da yine Hazreti Cabir rivayet ediyor. فَاسْتَسْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Hazreti Cabir o hadiste onu istisna etti ki av köpeği satılabilir, parası yenilebilir. Peki bunu rivayet olarak ispat edebilir misin? İmam-ı Tahavi diyor ki rivayet olarak da ispat edebilirim. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بْنِ يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَطَى قَالَ لَا بَاسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِ İşte Ata diyor ki kelbi selukinin av köpeği hani bacakları ince ince uzun olur ya tazi derler buna seluki denilmesi Yemen'de seluk denilen yerde o köpekler çoğulurmuş da oraya nispet edilmiş o yerin ismi. Evet, bunun parasını istisna etti ki bunun parasında beis yoktur dedi. Fahada ata, işte ata tabiinden ata, yekulu hada bu nedir? Vakad rava an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki ata Ebu Hureyre'den rivayet eyledi. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi ki enne semenel kelbi mine suhti. Kelbin parası haramdandır. Bunu rivayet eden ata burada selukiyi, kelbi selukiyi istisna eyledi. فَدَلَّ ذَٰلِكْ Bu delalet etti neye? عَلَى الْمَعْنَى الَّذ۪ي شُلْ بِالْمَنَايَ كِ ذَكَرْنَا ف۪ي حَد۪يسِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ Hazreti Cabir'in hadisinde rivayet eyledik. Yani evvelden haram idi fakat faydası olan köpekler hakkındaki hüküm nesk edildi, helal kılındı. Buna delalet eder. Burada haşiye de öte uzun uzadıya bir şeyler var, tefsilat var. Sonra bakın bazı bir yerinde, bir iki yerinde anlamadığım yerler de oldu. Bu ibarede mi yanlışlık var yoksa ben mi okuyamadım. Haddesen ibn Ebi Davud, kâle haddesen Abdullah ibn Salih, kâle haddesen yelleys, kâle haddeseni Akil an ibn Şehab, ennehu kâle. İbn Şehab-ı Zühri diyor ki, اِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمِ Av tutmaya alıştırılmış bir köpek öldürülürse, فَاِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ قِيمَتُهُ Onun kıymeti takdir edilir. فَيَعْرِمُهُ الَّذ۪ي قَتَلَهُ Onu öldüren adam onun kıymetini öder. Adamın köpeği var, av köpeği. Muallem. Onu gitti birisi vurdu öldürdü. Öyleyse onu ehli takdir edecekler. Kıymeti ne kadar ise o kıymetini öldüren adamdan alacaklar. فَهَذَا الزُّهْرِيِ يَقُولُ هَذَا İşte İmam-ı Zühri böyle diyor. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَب۪ي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Halbuki Zühri, Ebu Bekir ibn Abdurrahman'dan, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّ سَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتُنْ Kelbin parası haramdır. Rivayet eylediği halde burada muallem kelbin kıymetini ödeyecektir diye fetva veriyor. Bu neye delalet ediyor? Ha, demek ki nesih var bu hadislerde. Menfaati olan kelpler müstesna. Buna delalet ediyor. فَالْكَلَامِ فِي عَلَى مِسْلُ الْكَلَامِ فِي حَدِيسِ Cabir. Buradaki hüküm Cabir'in hadisinde olduğu gibi menfaati olmayan köpekler hakkında hüküm umumidir. Onların parası haramdır. Menfaati olan kelpler istisna kılınmıştır. Onların hakkındaki hüküm nesk edilmiştir. Haram iken helal kılınmıştır. حَدَّسَنَا بَحْرٌ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ بَحْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَال عن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال كان يقال evet يحيى محمد بن يحيى بن حبان diyor ki كان يقال denilirdi يجعل في الكلب الضاري denilirdi ki av köpeğinde kılınır اذا قتل katlolunduğu vakıtta 40 dirhem 40 dirhem o zaman da fetva verirlermiş ki bir adam av köpeğini öldürürse 40 dirhem onun sahibini ödeyecektir. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ومحمد بن فضيل أم مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد burada da Mughire İbrahim'in de Hayden rivayet ediyor ki la bas beis yoktur بثمن كلب الصيد av köpeğinin parasında yani av köpeğini satsa da onun parasını alsa yese la bastır haram değildir. Bab-ı istikradil hayvan. Burada kalsın. Allah'a emanet olun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.